Arkadaşlar merhaba. Sezonun bitimine 10 saat kadar kaldı ve biraz daha yükselmeye çalışacağız. Şu an dünyada tam 100. sıradayız. Zaten bir önceki deneyişimizde iyi gidiyorduk. O yüzden biraz daha devam edelim. Gidebildiğimiz kadar yine aynı desteğiyle gitmeye çalışalım. Yine bu hedefimizde tutarsa ilk 50'den sonra ilk 20'yi falan deneyebiliriz. Şimdi ilk rakibi de bulalım. Ona göre daha devamı gelebilir. Dostlar maçlara geçmeden önce de büyük bir turnuvanın duyurusunu yapacağım. Gamer Arena ile Samsung Galaxy sponsorluğunda Gaming haftası düzenleniyor ve ödül havuzu 175.000 GO token ve bu GO tokenleri gerçek paraları zaten dönüştürebiliyorsunuz. 3 Ekim ile 10 Ekim arasında şöyle ilk turnuvaya bir bakalım. Galaxy Gaming Week 1 diyor. Yani 3 Ekim'de başlayıp 5 Ekim'de bitiyor. Bittikten sonra tekrar aynı şekilde ikincisi olacak. Birinciye 1500 GO token. İlk 50'ye kadar da ödül var. Ödül havuzu yüksek olduğu için. Sadece Clash Royale özelinde değil birçok oyunda da yine GO tokenler bu hafta veriliyor. O yüzden diğer oyunlarda iyiseniz onları da deneyebilirsiniz. Hatta şu anki sıralamaya da bakalım. Birinci şu an 30 galibiyet, 16 mağlubiyette. Mağlubiyetler de önemli değil bu arada. İstediğiniz kadar mağlubiyet alabiliyorsunuz. Galibiyetler baz alınıyor. Bu şekilde Clash Royale'de düellolara kazanıp galibiyet aldıktan sonra ödüllere ulaşabilirsiniz. Daha da çok süreniz var yani. Açıklamaya ve yorum kısmına zaten linkleri koyacağım. Oradan hem turnuvaları oynayıp ödülleri kazanabilir hem de Samsung'un kendi sitesinden alışverişinizi yapabilirsiniz. Şimdi maçlara devam edelim. İlk rakibimizi de bulduk. Kupası 3273. Bu oyuncuyu tanıyorum. Bayağı toksik bir oyuncu. Genelde P.E.K.K.A. spam oynar. DS'sini pek değiştireceğini de düşünmüyorum. Herhalde şövalyeyi hayalet ya da haydut yerine almış olabilir. Yani hayalet yerini aldıysa biraz garip olur. O yüzden yine hayaleti olabilir bence. Çünkü alan vurmuyor şövalye. O yüzden bilemedim yani. Şu elektroyu hemen çekelim. İlk önce Anka'yı göreceği için balıkçıya vuramayacak o uzaklıkta. Güzel. Pekka'yı da hemen çıkardı. Neyse Anka çalışacak o durumda. Tekrar ikincisini döndürelim. Tam hayaleti varmış. Beklediğimiz gibi. Şu iskeletler yeter. Oraya çarpma atarsa çok iyi olur. Tam zamanda saldırdı bu arada. Bir balıkçıya atalım. Tabii ki biz sol tarafı neredeyse alırız. O da sağ tarafı iyi hasar verdi. Şu Anka tekrar çıksa. Zaten elektro da atmıştım. Sol tarafı neredeyse aldık. Elektroyu da güzel attık. Derken çekmemize izin vermedi. Şöyle barbarlara atalım. Zaten fazla iksir harcadı. Oraya bir şey daha atsın. Son iksirleriyle alev topu da attı. Güzel. P.E.K.K.A.'yı bu kadar elinden kolay çıkarmasa zaten Kraliyet Devi'ni atmazdım. Yani bu eşleşmeye karşı Kraliyet Devi basmak mantıklı değil ama duruma göre atabilirsiniz. Yani tabii sonuçta bu oyun doğaçlama bir oyun olduğu için rakibin yaptığı hatalarına göre Kraliyet Devi'ni de atmak gerekiyor bazen. Ama tabii şöyle de bir şey var. 1x'teyken rakibin elinde P.E.K.K.A. varsa siz de köprüden Kraliyet Devi basmamalısınız. Eğer iksirleriniz falan eşitse yani çok mantıksız olur. Yine arkadan attık P.E.K.K.A.'yı. Şöyle bir desteği döndürelim. Barbarları böldüm. Aynı yerden arkadan atarsak büyük ihtimalle desteği döndürür. Yani ortalama iksir bedeli de çok yüksek değil rakibin. Evrimli şövalyesi var. Şöyle bir alev topu yapsak. Şu evrimli şövalye vursun. Öyle daha fazla hasar alacak. Güzel. Lokşu'yu da güzel attı. Alev topunu yetiştirdi. Ha, orası gitti. Yapacak bir şey yok. Evrimli şövalye varken savunmak daha da sıkıntı. Neyse 3 taca doğru gelmesin. Balıkçıyı da attım. Şu an için emoji atmadığına bakmayın rakibi. Maçın sonunda yenerse kesin atar. Zaten daha öncesinde de bayağı bir atıyordu bana. Şöyle hemen bir alev topu atalım. Büyülü okçu çalışmasın. Barbarlar hiç hasar almadı. Güzel. Elektroyu da kestik. İskeletleri de attım tam zamanda. Pek atarsa direkt karakterine vurmasın diye. Anka da iyi çalıştı. Tam kuleyi aldık neredeyse. Alev topu tombuk almıyor. İkinci alev topunu atmamız lazım. Tamam onlar gelene kadar zaten döner.
Şöyle geride tutalım zaman kazanmak için. Yine döndürdük. Çok iyi. Şu emoji atalım biz de. Aa, bu bayağı hak etmişti emojiyi. Şöyle atalım. O da bayağı kudurdu ve hala atıyor. Gitmiyor da. Şöyle en son bir prensesi atalım. Kaçak gidek. 31 kupa aldık. Normalde yendiğim her maçta atmıyorum da böyle aklımda kalan oyuncular oluyor. Sürekli denk geldiğimiz için yukarıdaki kupalarda hep aynı oyuncular oluyor. İkinci rakibimizi de bulduk. Kupamız neredeyse eşit. Güzel. Ama bu oyuncuyla daha önce karşılaşmadım sanki. Neyse şöyle bol şans diyelim. Yani barbarları döndürdük. Şu an bir hamle yapmıyor. Biz barbarları bölelim. Yani başlangıçta da hani böyle bekleyen çok oyuncu oluyor da. Yani kıvılcımla başladı. Ki şöyle bir kraliçe basabiliriz. Riskli olacak ama bir görelim. Alev topu atalım. Hemen mini pekle ölür mü? Yani. Çok iyi olmadı. Ama barbarlar vuracak. Şöyle elektro ruha vursun. Harbiden şu oyunun bug'ı bir türlü geçmiyor ya. Ya elektro ruh aslında orada atladı. Ne olması lazım? Kıvılcımın sıfırlanması lazım. Değil mi yani? Ama işte bunu düzeltmiyorlar. Orada direkt balıkçıya vurdu. Normalde vurmaması lazım tabii. Ki öyle olması kuleyi vermezdik. Balıkçı yine kıvılcım öldükten sonra dev goblin çekebilirdi. Neyse sağ tarafa da barbarlara iyi hasar vermiş. Maçı tabii çevirebiliriz ama şu bug'ı düzeltirlerse iyi olur. Boşu boşuna kulemiz gitti. En azından kıvılcım elektro ruha vursaydı öyle balıkçı çekseydi daha iyi olurdu. Çünkü elektro ruha atıp atmamamızın hiçbir önemi kalmadı orada. Bomboş bir kart oldu. Şimdi hemen çekelim. Alev topu boşa gitti. Orada garanti olsun diye alev topunu kullandı. Neyse biz sağ tarafı hemen alalım. Şu an elinde hem mini pekkası yok hem de kıvılcım yok. Şu an için biz daha karlıyız. Barbarları da varmış. Yani baktığımız zaman biz de bir barbarlar atalım. Bir sonraki evrimli yine dönecek. Bu DS'de iskeletlerle elektro ruhu aslında kilit kart. Kıvılcımı oyalamak için hem de DS'yi döndürmek için çok önemli. Örneğin elektro ruhu da şimdi kıvılcımın şarjını kesecek yani. Balıkçı çekerken bunu yapmıyor bazen. 3 taca doğru gelecek. Şöyle biraz bekleyelim ki yaklaşsın kıvılcım. Elektro ruha vursun ilk önce. Çok iyi attık elektro ruhu. Burada barbarlar öldürseydi onu sıkıntı yaşardık. Bir tanesi kuleye vuruyor ama iyi oyundu, kazandık ya. Şöyle hemen atalım. Mini pek atar hemen çekmek için. Elindeki kartları saymak da önemli tabii. Şöyle biraz geriye doğru itelim. Sağlam geri döndük. Yani orada bizim hatamız diyemem ama sonuçta kuleyi erken verdik. Vermeseydik daha rahat da bitirebilirdik ama güzel geri döndük. Şöyle son maça da geçelim. Son rakibi de bulduk. Yine kıvılcım oynayan bir oyuncu. Bu sezon da bir türlü metadan düşmedi. Yine klasik bir şekilde başlayalım. Kıvılcıma karşı zaten nasıl oynamamız gerektiğini biliyoruz bu desteğiyle. Kara Prensi var. Tam zamanında Tomru atalım. Gelecek sezonda metadan düşmez bence kıvılcım. Çünkü öyle dengeleme değişikliğinde aşırı değişen şeyler olmadı. Tabi bu evrimli kartlar yüzünden kılıcım bu kadar metada. Çok iyi gidiyor. Hem evrimli şövalyeyle hem de evrimli barbarla bence kılıcım destleri çok iyi. Şöyle tomrumuz yok. Elektro ruhu atlasın. Şöyle ana kuleyi açalım. Evrimli barbarları da atabilirdik tabi. Çarpmayı çok yanlış attı. Tam zamanında atsa balıkçı böyle tam çekecekken biraz daha zaman kazanacaktı. Daha fazla hasar yiyebilirdi. Şimdi iki taraftan da iyi gidiyoruz. Ne yapacak bakalım. Kıvılcım sonuçta elinden çıktı. Sol tarafı ya bırakacak ya da kule takası yapmaya çalışacak.
Yok, Ali'ye top atsak ölürler mi? Evrim'de Barbar alırsa çok iyi olur. Çok az canı kaldı ama zaten sol tarafı neredeyse aldık. Şöyle Elektro'yu atlasın. Balıkçıyı da attım. İskeletleri tutturamadı. Tüh. Son hasarı da almasaydık efsane olurdu. Neyse yine tabii biz daha karlı çıktık bu işten. Uzatmalara gitmeden maçı bitirebiliriz belki. Büyük büyüsü olmadığı için evrimli barbarlar iyi çalışır. O yüzden sadece kılıcıma dikkat etsek yeter. Şöyle savunmak için Anka'yı atalım arkadan. Yani şu an barbarları bölemeyeceğimiz için diğer kartları döndüreceğiz. Yoksa kılıcım tekli indiriyor barbarları. Tombru'yu da güzel attık. Şöyle tekrar balıkçı atalım. Kuleye hasar almayalım. Tamam. İskelet atmaya gerek yok. Vurmayacak zaten. Sol tarafa bir tomruk yetiyor. Şöyle köprüden çıkacak. Şimdi savunmada barbarları kullanabiliriz. Kalıcım yok şu an. Güzel. Çok rahat savundum. Tabii elinde hangi kartları var, büyüleri, hangileri falan akılda tutmak gerekiyor. Ona göre en iyi savunmayı yapabilirsiniz. Yani Kral Devi'nin meta olmadığı zaman da bile güzelce kastık. Evrimli barbarlar da tam bu desteler için iyi gitti. Kılıcım çok sıkıntı çünkü. Şöyle bakalım dünyada kaçıncıyız? 69. sıradayız. Sezonun bitimine de 10 saat 22 dakika kaldı. Biraz daha kasabilirsem kasacağım. Kasabilirsem tekrar videoya girerim. Şu an yereldeki son durumda bu. Tabi burada direkt bırakmam o yüzden. Biraz daha şansımız olduğu için denerim. Gelen eşleşmelerde bu şekildeydi. 2 tane kılıcım oyuncusunu yendik. Bir tane de PK köprü spam geldi. Şövalyeli. Bence eğlenceli maçlarda döndü. Eğer hoşunuza gittiyse yorumlarda belirtebilirsiniz. Like atarsanız, abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Son bir video daha çekecektim böyle ilk 50'yi zorlamışken. 3440'lara falan çıktım ama devamı gelmedi. Bu şekilde sezonu bitirdim. Dünyada 67. lik fena değil. Böyle bilgilendirme olsun istedim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.